Ben Doktor Nil Baydar, restoratörüm, aynı zamanda sanat tarihçiyim. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı'nı yürütüyorum. Bu kurumda 11. senem bitti. Bir 2010 yılı sonunda, 2011 yılı başında kurulan bir, aslında genç bir kurum. Burada Türkiye'de daha önce yapıla gelen onarım restorasyon faaliyetlerini bir sisteme oturtmak ve bu sistemi kalıcı hale getirmek ve kurumsallaştırmak konusunda bu 11 yıl içinde çalıştık. Şu anda bir 8 kişiyle başlamıştık restoratör olarak. Şu anda merkezde, yani İstanbul'da Yazma Eserler Kurumu'nun kitap şifahanesinde 79 restoratörümüz çalışıyor. Onun dışında yazma eser uzmanlarımız, kimyager ve biyologlarımız var. Fotoğraf çeken uzmanlarımız var. Ayrıca bir de dijitalleştirme yapan sayısallaştırma operatörlerimiz var. Yani toplamda kitap şifahanesinde 105 kişi çalışıyor. Onun dışında Konya'da bir restorasyon birimimiz var. Ve öngördüğümüz bir yolculukla bundan sonra Taşra'daki diğer kütüphanelerimize de böyle birer birer restoratör göndereceğiz. Yazma Eserler Kurumu İstanbul merkezli bir kurum. Türkiye'de 14 farklı şehirde 17 tane kütüphane müdürlüğümüz var. Toplamda 250 bin civarında yazma eserimiz var. Ve yaklaşık 400 bin civarında nadir matbu kitabımız var. Bu Taşra'daki kütüphaneler içinde işte Konya, Amasya, Edirne, Kütahya, Kayseri, Sivas, Konya gibi çok çeşitli şehirlerde yazma eserlerimiz ve nadir matbularımız var. Bu eserler bize devredildi kurum kurulduktan sonra ve halen kurum olarak hem bağış alıyoruz hem satın alma yapıyoruz. Bu durumda da bugüne kadar, yani yaklaşık 7-8 senedir yapılan alımlarla 16 bin civarında yazma eseri koleksiyonlarımıza kazandırmış olduk. Yazma eser, her bir yazma eser zaten başlı başına unik. Dolayısıyla eşsiz. Hattatların, müelliflerin kendilerinin, müstensihlerin elleriyle yazdıkları, mürekkebini kendileri yaptıkları, kağıdının elle yapıldığı, işte derisinin elle işlendiği, elle dikildiği, şirazesinin elle örüldüğü her biri unik birer eser bunların. Bizim elimizde bu, tabii ki İslam medeniyeti ve Osmanlı medeniyeti çok ciddi birikimi olan ve çok değerli alimlerin yetiştiği bir medeniyet. Biz de bunu bu yazılı kaynaklardan anlıyoruz. Yüzyıllardır yazıla gelen eserler, yüzyıllar içinde de kopyalanarak hem kendi orijinal nüshaları hem de kopyaları günümüze ulaşmış. Sultanların kendi şahıs kütüphaneleri var. Elimizde hanım sultanların kitapları var. Onu da buradan söyleyelim. Bir sonraki yazma eser sergimiz hanım sultanların kitapları ile ilgili olacak. Padişah nüshalarımız var ve hanım sultan nüshalarımız var. İşte bir sonraki sergimiz hanım sultanların eserleri ile ilgili olacak. Yazma Eserler Kurumu Başkanlığındaki çeşitli kütüphanelerde hanım sultanlar koleksiyonlarında bulunan ya da onlar için yazılmış olan nüshaları toplayıp inşallah sergilemeyi düşünüyoruz. Çok erken dönem musaflar var. Abbasi dönemi, yani Emevi olduğunu düşündüğümüz nüshalar da var.
Ama hani en erken ve net olarak bildiğimiz Abbasi dönemi 9. 10. yüzyıla ait eserler var. Hem Kur'an-ı Kerim olarak var. Arap edebiyatı var. O dönemde yapılmış kayıtlar var. Hani en erken bu 9. tabii miladi 9. yüzyıldan olduğunu söyleyebilirim. Şifahaneye gelme süreci var bir kere. Bizim çeşitli koleksiyonlarda bulunan kitaplarımızın korumaya ihtiyacı olanları ya da sergi kapsamında korumaya, yani konservasyona alacak olduklarımızı önce bir tespit ediyoruz zaten. Ve her şeyden önce bunlar -40 derecede donduruluyor. Bu böcek ve larva ve işte diğer eserler için zararlı biyolojik aktivasyonu durdurmak anlamında yapılan bir işlem. -40 derecede dondurulup raflara yerleştiriliyor. Sonra biz oradan buraya konservasyon için alıyoruz. Geldikten sonra eserlerin üzerindeki bozulmaların tespit edilmesi lazım. Yani biz oturup başını inceliyoruz. Baştan sona kadar. Tıpkı bir doktora gittiğinizde doktor sizi nasıl muayene ediyor ve nasıl teşhis koymaya çalışıyorsa, hem çıplak gözle hem çeşitli aletler kullanarak, onlar da yetmiyorsa işte ileri seviye teknolojik cihazlar var. Raman gibi, XRF gibi, FTIR gibi. Yani çıplak göze göremediğimiz elementel düzeyde spektroskopik analiz yapan cihazlarımız var. Bunlarla da hem eserlerin neden bozulduğunu hem de nasıl yapıldığını anlamaya çalışıyoruz. Bu belgeleme ve teşhis safhası. Bunları tespit ettikten sonra o eserin ihtiyacı neyse, nasıl yeniden hayata kazandırılacaksa ama orijinaline dokunmadan, yani orijinaline mümkün olduğu kadar müdahale etmeden korumaya çalışıyoruz. Bu uluslararası konservasyon etiklerinin birinci maddesidir. Var olan, size kadar ulaşmış esere kendinizden bir şey katmamalısınız. Onu olduğu şekliyle korumalısınız der etiklerin ilk kuralı. Dolayısıyla bu prensip çerçevesinde dünyada uygulanan teknikler, yöntemler her ne ise en iyisini, en iyi malzeme kullanarak, en yetenekli ellerde olacak şekilde konservasyonlarını yapıyoruz. Bütün süreç baştan sona kadar belgeleniyor. Hem dijital olarak hem yazılı olarak. Ve bunları kayıt altına alıyoruz. Umarım şimdi yakın bir zamanda bir portal daha açacağız. Yazmeserler portalimiz açıldı bu arada, onu da bildireyim. Dünyanın her yerinden artık online olarak yazmeserleri tanıyabilirsiniz ve görebilirsiniz. Bunun içine de bir restorasyon portali koyacağız. Oradan da yapılan çalışmaların ve bütün bu belgeleme sürecinin ve esere dair nasıl dikilmiş, nasıl iplik kullanılmış, nasıl onarılmış, hangi dönemlerde onarılmış, bunların hepsini kayıt altına alacağız ve bu görülecek. Sonrasında da eserler için uygun kutular hazırlanıp ait oldukları kütüphanelere gönderiliyorlar. Böyle bir işleyiş sürecimiz var. Bu aslında sıklıkla sorulan bir soru. Beni bütün eserler çok heyecanlandırıyor. Yani şöyle, bu bir klişe bir laf değil. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Kapağını yeni açtığımız her eserde bir şey görüyorsunuz. Yani bir şey derken bu her şey olabilir. Bozulmaya dair bir özellik görebilirsiniz. Malzemeye dair bir özellik görebilirsiniz. O anda aklını esmiştir, kenarına köşesine bir çiçek yapmıştır, olağan dışı, onu görebilirsiniz. Tekniğine dair bir şey görebilirsiniz. İşte içeriği çok ilginçtir, onu nasıl kompoze ettiğini görebilirsiniz. Sayfadaki filigranı fark edebilirsiniz. Hani her şey heyecanlı, zaten bu heyecan çok önemli bir şey. Her kitabın ayrı bir hikayesi var.
Aynen öyle. Hiçbiri, bir kere yapım süreçleri birbirine benzemiyor. Yani dünyanın her yerinde yapılmış olabilir. Yazan benzemiyor. Yazan benzemiyor, süsleme benzemiyor. Hadi kitabın kendi fiziksel şeyini geçtim. Diyelim ki 14. yüzyılda yazıldı. 14'ten günümüze gelinceye kadar birisinin eline geçiyor, o bir başkası başka bir yere vakfediyor, vakfedili yerde duruyor, başına bir şeyler geliyor, öbürü alıyor, okuyor, cildini değiştiriyor, onarım yapıyor, yama yapıyor ya da iyi bakıyor, üstüne kutu yapıyor. Yani geçirdiği süreç de birbirine benzemiyor. Dolayısıyla yani eser içerik olarak zaten önemli. Bu bir bütün olması hasebiyle başka bir önemi var ve bize bütün tarihini aktarıyor. Geçirdiği bütün dönemin, ama onu okuyabilmeniz lazım. Ve evet, ve okuduğunuz zaman da ona zarar vermememiz gerekiyor. Yani o süreci ben görüyorsam onu bütün herkesin, işte gelecek nesillere aktarmak diyoruz ya, gelecek nesillerin de bütün bu süreci o eserin üzerinde okuyabilmesi gerekiyor. Esere zarar vermemek koşuluyla. Fatih Sultan Mehmet entelektüel bir padişah ve çok zeki, edebiyata, kitaba çok düşkün. Bir kere erken Osmanlı'ya, babası 2. Murat da çok düşkün kitaba ve edebiyata. İşte onun için biliyorsunuz bir divan yazılıyor ve Türkçe. Oradan almış ve öyle yetişmiş zaten, çocukluğu da öyle. Alimlerin içinde yetişmiş, tartışmayı seven, fikir sahibi olmayı seven bir padişah olduğunu biz günümüze ulaşan eserlerden görebiliyoruz. Eserlerin niteliklerinin çeşitliliğinden. Dolayısıyla Osmanlı daha işte kurulma safhası, onlar geçti işte genişleme, devlet haline gelme, kültürel faaliyetlerin ilerlemesi gibi pek çok şey düzene girdikten sonra, 2. Murat'tan sonra Fatih'in dönemi kitap sanatlarının da başladığı ve yerleşik düzene geçtiği dönem olarak da kabul ediliyor. Yani o dönemde artık biz böyle bir nakkaşhanenin, saraya bağlı bir nakkaşhanenin bulunduğunu ve sadece sultan için hazırlanan, sultan ve diğer değerli devlet adamları için hazırlanan kitapların olduğunu da biz o eserlerdeki özelliklerden görebiliyoruz. Belli yani o dönemde artık bir nakkaşhane ekolü başlamış. Sonrasında zaten devam ediyor biliyorsunuz. Ehli Hıref diye bir şey var ve ondan sonra kayıt altına alınıyor. Bu dönemde kayıt yok. Dolayısıyla biz bunları kitapların üstünden görebiliyoruz. O yüzden çok konuşuyoruz. Çünkü ilk başladığı dönem bu. Ve çok çeşitli kitabı var. Onun için hazırlanan, yani ona ithaf edilen kitapları biz eserlerin üzerindeki şemselerdeki ithaf metinlerinden anlıyoruz. Buna dair yaptığımız bir çalışmada, bir doktora tezi, bu benim de doktora tezim aslında, Sultan için yazılmış olan kitapların konularının çok çeşitli olduğunu, yelpazenin çok geniş olduğunu görüyoruz. İşte astronomi, matematik, tıp, coğrafya, edebiyat, fıkıh, kelam, hadis, hani hem dini ilimlerden hem akli ilimlerden pek çok kitabı kendisi de sipariş vermiş, onun için de hazırlanmış, ona hediye de edilmiş. Farklı işte Memlük'ten, yani Mısır'dan yapılıp hediye edilen var, İran'dan yapılıp İsfahan'dan mesela gelen bir kitap var. Onu padişahın bunu sevdiğini de biliyorlar, demek ki ona kitap hazırlayıp gönderiyorlar. Önemli, kıymetli, yani kitap çok kıymetli bir şey. Dolayısıyla bütün bu verileri görebileceğimiz güzel bir sergi yaptık.
Ocak 2023'te Rami Kütüphanesi'nin yani Rami Kışlası'nın kütüphane olmasıyla birlikte Yazma Eserler Kurumu'nun açılışa özel hazırladığı bir sergiydi bu. Bunun çok da güzel bir kataloğu var. İlgilenenler e-kataloğu da bizim ve YEK sayfasından indirebilirler. Fiziksel olarak da satın alınabilir. Asıl sergi salonumuzda bu sergi bittikten sonra bu kitapları bizim koridor sergimizde izleyicilere sunmak istedik. Ama artık 6 aydır açık. Dolayısıyla artık kitaplarımızı dinlendirmeye alacağız. Son birkaç günü görmek isteyenler hızlıca görebilirler. Sayı olarak söyleyeyim. Şimdi bu çalışma kapsamında tespit ettiğimiz, yani doğrudan Sultan için yazılan 156 kitap var. Bunların 86 tanesi Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde. Diğerleri işte Millet Kütüphanesi'nde var, Beyazıt'ta vardı, Topkapı Sarayı'nda 46 tane var yanılmıyorsam. Dünyada başka çeşitli koleksiyonlarla böyle tek tek kitaplar var. Yani toplamda 156 tane sadece Sultan için yazılan kitap var. Ama bunun dışında o dönemde hazırlandığını, böyle teknik özelliklerinden bildiğimiz 1000 küsur tane de kitap var. Bununla ilgili de bir akademik çalışma yapıldı, 2 ciltlik. Orada detaylıca eserlerin listesi de var. Yani ciddi bir, mesela 2. Bayezid, oğlu 2. Bayezid'in mührünün olduğu çokça kitap aslında babasının döneminde yazılıp, hazırlanıp, ona miras, evet, ona kalmış kitaplar. Aşağı yukarı sayılar olarak böyle bir şey söyleyebiliriz. Kitap Şifahanesi dünya standartlarında iş yapan bir kurum haline geldi. Bir ne diyelim, evet, yani bir kurumun bir bölümü haline geldi. Yaptığımız işleri artık akademik anlamda da yurt dışında çeşitli platformlarda anlatıyoruz. Burada da artık, yani hem Rami Kütüphanesi'nin olanaklarını kullanarak artık biz de yurt dışında bu alanda çalışan, bu alana çok ilgi duyan misafirleri ve ilgili akademik personeli ve araştırmacıları umuyorum 2024'te burada ağırlayıp hem şifahaneyi göstermiş olacağız, hem de bir İslam yazmaları konservasyonu konusunda da bir seminer, sempozyumla artık hani bu alanın öncüsü olabilmeyi düşüneceğiz. Öyle bir planımız var. Yani bu alanda çalışan konservatörler çoğu yurt dışında çalışanların, yani neredeyse hepsi aslında bizim burayı biliyorlar. Dışarıdan takip ediyorlar. Evet. Şöyle, ben zaten Almanya'dan eğitim gördüğüm için 3 yıl Almanya'daydım ben. Ve 30 yıldır da bu işi yapıyorum. Dolayısıyla çokça git gel bu alanda çalışan, aşağı yukarı hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Böyle çok da insan yok. Yani toplasanız 20-30 kişi, hani maksimum 50 kişi çıkar doğrudan konservasyon yapan olarak. Dolayısıyla hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Yaptığımız işleri biliyoruz, takip ediyoruz. Ve hani kendileri de kendi sayfalarında ya da kendi kurumlarında bunu paylaşıyorlar. Tam pandemi öncesi mesela yurt dışından bize ziyaret gelip işte staj yapmak isteyen bir Fransız ve bir Belçikalı öğrenci vardı. Buraya tesadüfen işte turist olarak gelip gezmek isteyenler oluyor. Türkiye Cumhuriyetler var mesela, oralardan işte Özbekistan, Kazakistan, oralardan bize eğitime gelenler oluyor. İşte Tunus'tan mesela bir heyet geliyor, işte bizden eğitim almak istiyorlar ve işbirliği yapmak istiyorlar. Hani bu gibi artık yaptığımız işin kalitesi normal. Bu böyle olur zaten. İletişim çok açık artık. Herkes birbirini görebiliyor. Evet, yani Türkiye bu işin merkezi olabilir. Olmalı da zaten. Bu kadar zengin bir medeniyete ev sahipliği yapıp koruma anlamında geride kalmamız
mümkün değil, olmaması lazım. Artık biz yaptığımız işle, bakış açımızla, yaptığımız akademik faaliyetlerle, eserlerimiz zaten muhteşem. Bunu olabildiğince iyi biçimde korumamız ve göstermemiz ve paylaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Artık bu seviyeye geldik. Yani 79 restoratör ve bunların 20 tanesi 10 yıldır, işte 9 yıldır, 10 yıldır bizimle birlikte çalışan arkadaşlar. Dolayısıyla bu seviyeye geldik çok şükür. Bundan sonrasında artık uluslararası camiada da hani daha aktif olabileceğimizi umuyorum. Yani multi hasarlı olanlar mesela sıkıntılı oluyor. Yani hem mikroorganizması var, mantar, hem böcek hasarı var, hem üzerinde eski onarımı var, hem mürekkep korozyonu var. En zor şeyler. Yani hepsi bir arada olunca eseri gerçekten yıpratıyor bu bozulmalar. Ama en hani sıkıntılısı kırılganlık. Kırılganlığın da sebebi ya metal iyonları, yani mürekkepteki demir iyonu olabilir. Ya kağıdı boyarken kullanılan işte bu doğal maddeler, hep doğal maddeleri biz böyle kucaklamaya çalışıyoruz ama hepsi ne yazık ki böyle çok ne diyelim, yararlı şeyler değil. Kağıda zararlı malzemeler de var. Bunlar da kağıtta kırılganlık yapıyor. Bu kırılganlığın üstüne mesela eski insanlar kırılgan olduğunu görmüşler. Onu sağlamlaştırmak istiyorlar. Bir şey yapıştırmışlar üstüne. O yapıştırdıkları şey o kağıda daha fazla ağırlık veriyor. Ve yapıştırdıkları yerden bir daha kırılıyor. Yani insan faktörü maalesef en sıkıntılı etken. Bilerek, bilmeyerek ama %99'u bilmeyerek, iyi niyetle yapılan müdahaleler, onarımlar. Bu onarımlar bizi mahvediyor. Bir eser için bir saat çalışmamız gerekiyorsa, üzerinde daha önceden yapılmış onarımlar varsa 5 saat çalışıyoruz. Dolayısıyla artık yani bunu söylemek bu çağda ne kadar doğru olur bilmiyorum ama uzman olmayan hiç kimsenin bu güzel eserlere dokunmaması lazım. Kutuya koysunlar, artık günümüzde çok güzel malzemeler var. Arşiv kutusunun içine koysunlar. İnanın yani malzeme kendi haliyle binlerce yıl, işte söylüyorum yani 1000 yıl kağıt dayanır. Hiç de bir şey olmaz. Ama bizim bilmeden yaptığımız müdahaleler eseri çok zarar veriyor. Kitap açılmıyor, bize neler geliyor. Yani öyle bir dikilmiş ki okuyacağız, kitap şu kadar açılıyor. Nasıl okuyacağız yani? Okumak için. Sonradan tamir edilmiş aslında. Sonradan tamir edilmiş. Tabii. Orijinalde böyle bir şey yok. Orijinal olsa zaten başımıza alır koyarız. Onu o kadar açarız. O öyle. Yapacak bir şey yok. Ama onarım öyle yapılınca siz oturup yani onarım için belki 3 ay uğraştılar. Biz onu çıkarmak için 1 sene uğraşıyoruz. Yani son söyleyeceğiniz nedir dediniz. Yani uzman olmayan hiç kimse, hiçbir yer, hiçbir kurum, hiçbir kişi bu eserlere dokunmasın, kutuya koysun, kaldırsın. 100 sene, 200 sene o şekilde durur, hiç de bir şey olmasın.